Efendim, başkent Ankara'nın gözde mesire alanlarından biri de Mogan Gölü çevresi ama Mogan Park şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda. Çocuk oyun alanları bakımsızlıktan perişan halde. Öyle ki parklar çocuklar için tehlike saçıyor diyebiliriz. Piknik alanlarında bulunan çeşmelerde de aylardır hiç el sürülmediği o kadar ki uzun zamandır temizlenemeyen Mogan Gölü'ndeki çöpler de vatandaşları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vurdum duymazlığına isyan ettiriyor. Orada düşebilirdik, ayağımız takılabilirdi, öyle mi? Ben tehlikeli oyun alanlarında oynamıyorum. Parkta değil oyun oynamak, yürümek bile yetenek istiyor. Bizim için önce çocukların tabii ki de can güvenliği. O yüzden gittiğimiz yerlerde dikkat ediyoruz. Mogan Parkı bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş halde. İşte bu çocuk oyun parkı, görüyorsunuz parkeler perişan olmuş. Çocuklar da oynamaya gelmiyor buraya. Tabii ki bakılması gerekiyor. Sadece parkeler değil, kırılan kaydıraklara da hiç el sürülmemiş. Oyun alanlarında çocukların oynaması imkansız hale gelmiş durumda. Kaydıraklar falan kalkmıştı şeyler. Bir de hızlı kayıyorsun. Çok tehlikeli. Piknik alanlarına baktığımızda da orası da bomboş. Vatandaşlar bu cumartesi gününde Mogan Parkı'nda piknik yapmaya gelmedi. Piknik alanlarında bulunan çeşmelerde pislik içinde. Biriken sular etrafa kötü bir koku yayıyor. Kırılan çeşmelerde o yıkılmış. Yavaş. Yavaş. Derevi de yavaş. Hizmeti de yavaş. Biz hızlı hizmet istiyoruz. Bakanlı hizmet istiyoruz. Ankara'nın daha güzel olacağını düşünüyorum. Ama sonra güzel olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır temizlenmeyen Mogan Gölü'ndeki çöpler de vatandaşları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vurdum duymazlığına isyan ettiriyor. Mansur Bey geldi, yavaş 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 herhalde geriye gidecek gibi geliyor. Melih Gökçe'yi ben daha çok destekliyorum. Onu daha çok seviyorduk işte açıkçası. Büyükşehir'e yakışmıyor. İnşallah yakışan gelir yönetir. Başkan Mansur Yavaş seçildikten sonraki ilk röportajlarından birini Habertürk televizyonuna o parkta vermişti. Ankara'da benden önce yapılmış mesire alanları da çok. İnsanların nefes alacağı alanlar da çok. Tabii ki oralara gidecekler ve müthiş yoğunluk var. Ve röportaj Ramazan bayramında Mansur Yavaş tatilini İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirirken yayınlanmıştı. Öyle büyük bir iş yapmışlar ki o zaman anlatılır gibi değil.